CHP Bodrum 38. olağan ilçe kongresi gerçekleştirildi. Mevcut başkan Başar Bıyıklı ve Tuna Işın'ın yarıştığı seçimi Tuna Işın kazandı. Konacık Mahallesi'ndeki Herodot Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongreye Muğla İl Başkanı Hüseyin Erol, CHP Muğla Milletvekilleri Cumhur Uzun, Gizem Sayar Özcan, Süreyya Öneş Derici, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Milas Belediye Başkanı Muhammed Tokat, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, geçmiş dönem milletvekilleriyle yüzlerce partili katıldı. Kongrede konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, belediye başkanlarının parti içerisindeki seçimlere karışmaması gerektiğini dile getirerek şöyle konuştu. Bana dediler ki zaman zaman, sen başkan adayın kim? Benim adayım Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün seçtiği ilçe başkanıdır. Kim olursa çalışırım. Özellikle belediye başkanlarının bu türlü seçimlere karışmasını doğru bulmuyorum. Belediye başkanları elindeki gücüyle, irade gücüyle, ona verilmiş kamu gücüyle bu işlere karışmamalıdır. Ne işe alırken, ne görevlendirme yaparken hiçbir siyasi sayık gözetmedim. Bundan sonra gözetmeyeceğim. Tek tek sayıkım şudur, başarılı olması, ahlaklı olması, aynı zamanda parti ilke ve prensiplerine de saygı duymasıdır. Tabii ki siyaset yapılacak. Siyaset toplumun her kesiminde yapılır arkadaşlar. Siyaset belediyede de yapılır, içinde de dışında da yapılır siyaset. Ama siyaset yapmak illa biraz önce yine çok değerli açıklardan birinin söylediği gibi illa birinin adamı olarak yapılmaz. Partiye, Bodrum'a, ülkeye hizmet etmek için yapılır. Bir hizmet siyasetidir. Bakınız, aday gösterilmek için birilerinin kuyruğunda dolaşmadım dolaşmam. Bu kesinlikle doğru değil. O zaman kendi prensiplerinden ödün verilsin. Kongrede ilçe başkanı adayları Başar Bıyıklı ve Tuna Işın konuşmalarını yaptılar. Yönetim kurulu üyelerini tanıttılar. Başar Bıyıklı yaptığı konuşmada şunları dile getirdi. Tarihi bir dönemde geçtiğimiz bugünlerde bu seçimin hem partimiz hem de ülkemizin geleceği açısından ne kadar önemli olduğunu biliyor ve bu bilinçle ben ve çok değerli ekibimle çok önemli bir yola çıkıyoruz. Çıktığımız bu yolda burada bizlerle olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. İlçe başkanı adayı Tuna Işın da sandık vurgusu yaparak şu sözlere yer verdi. Sandık yoksa pazarlık vardır. Sandık yoksa anlaşma vardır. Sandık yoksa emek hırsızlığı vardır. Dayatma vardır. Kuşatma vardır. Üyelerin yani sizlerin hırsızlığı vardır. Hırsızlığı vardır. Yani sizlerin iradesi ipotek altındadır. Değerli dostlar, İkinci en büyük vaadimiz, gençlerin ve kadınların partimize olan aidiyet duygusunu rencide eden fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmak olacaktır. Değişimin ilk adımı olarak yönetim kurulu toplantılarımızı asil ve yedek yönetim kurulumuzla birlikte yapmaya karar verdik. Devamında İlçe yönetimi olarak kuracağımız ihtisas komisyonlarında üyelerimizin görüşlerinden, tecrübelerinden, mesleki birikimlerinden en geniş paydada faydalanmak öncelikli ödevimiz olacaktır. Düzenli olarak geniş katılımda yapacağımız üye toplantılarımızda sizleri dinleyerek fikirlerinizden yararlanma şansına sahip olacağız. Örgütlenme modelimizin esaslarını üyelerimizle gerçekleştireceğimiz bu toplantılar verilecektir. Konuşmaların ardından seçime geçildi. Delegeler oylarını kullandı. Oy kullanma süresinin sona ermesinin ardından sandıklar açıldı, oy sayımı yapıldı. Sandık sonuçlarına göre Tuna Işın'ın listesi 282, Başar Bıyıklı'nın listesi 117 oy aldı. İlçe başkanı seçilen Işın tebrikleri kabul etti. Işın'ı seçimdeki rakibi Başar Bıyıklı da tebrik etti. Tuna Işın'ın yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor. Mehmet Salih Yanık, Nergis Karakaya, Abdullah Engin Başol, Simge Kocadon, Özkan Gün, Özlem Karakaya, Doktor Yusuf Günaydın, Gül Gökbel Gürsoy, Deniz Delibaş Turgay, Erman Karakaplan,
Zeynep Şakar, Ahmet Berkay Kayhan, Mustafa Raşit Bastırmacı, Kaan Kütükçü, Mustafa Serin, Özgür Özdurmuş.